Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Konuğum Fikri Sağlar. Fikri Sağlar için bir şey anlatmama size gerek var bilmiyorum. Eski milletvekili, eski bakan, sosyal demokrat kesimin eski en önemli isimlerinden. Farkındaysanız her şey eski ünvanında. Çünkü yeni Türkiye'de Fikri Sağlar'a, Fikri Sağlar gibi siyasetçilere ihtiyaç çok anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü CHP'de parti meclisinde bile değilsiniz değil mi Fikri Sağlar? Son kurultayda biliyorsunuz bir sene önce bana bir ceza verdiler. Ha. Tek adam derken bizde de tek adam var diyerek Ekmelettin İhsanoğlu'nun hala neden konulduğuyla ilgili bazı sorulama parti meclisinde yaptığım konuşmanın basına aksetmesi sonrasında bir senelik bir ceza verdiler. O cezayla birlikte de hemen kurultay sürecini başlattılar. Dolayısıyla kurultaya geldiğimde benim sürem bir senelik seçilememe cezam bitmemişti. Ve o nedenle parti meclisine giremedim. Türkiye. Yeni Türkiye. Efendim Yeni Türkiye andımızın ırkçı bir söyleme sahip olup olmadığını tartışabiliyorsunuz. Türk'üm, doğruyum derken ırkçı diyorlar. Ben o nedenle bu Mehter Marşı ile girdim. Mehter Marşı biliyorsunuz Osmanlı eseridir. Orada Türk milleti, Türk milleti diyor. Acaba orada da bir Allah Allah ırkçılık mı vardı? Ne der yeni Türkiye'nin padişahı? Merak ettim. Belki konuşuruz, belki konuşmayız. Böyle bir minik soru işareti. Bu sözü açmışken ben hemen devam edebilir miyim? Peki. Kültür Bakanı olduğumda ben Mehteran bölüğü, daha doğrusu Tarihi Türk Müziği Korosu diye bir koro oluşturduk. Bana o zaman kızdılar. Biliyorsunuz bunu milliyetçiler Mehter müziğini tutarlar. Türkçülük, ırkçılık yapıldığı doğrultusunda. Oysa sonunda Mehteran bölüğü bir dua eder. Duasının da bizim pirimiz Hacı Bektaş Veli hu der, arkasından da padişahım çok yaşa. Asıl övgüyü Hacı Bektaş ocağına yapar. Dolayısıyla Mehteran bölümü aslında bölüğü farklı görevler yapmış. Bir kere müzik dolayısıyla sanatsal bir yönü var. Nitekim Mozart'a etkide bulunmuş. Tabii. Türk Marşı karşı tarafın moralini bozmak, moral motivasyonunu yok etmek adına kurulmuş. Ama asıl bir önemi daha var. O zaman telsiz yok. Davulların çok çalması, işte sesli kavalların, yani üflemeli sazların tabii, çok çalmasıyla veya ilginç şekillerde çalmasıyla orduyu yönetiyor. Yani sağ kanat açıl, sol kanat gel, orta saldır diyerek. Bunun bir ırkçılıkla falan ilgisi yok. O güne göre son derece önemli bir harp olgusu. Ama müziği de öyle, dediğiniz gibi Türk milleti diye başlıyor. Milliyetçilik üzerinde tartışarak, milliyetçilik üzerinde tartışarak aslında oy avcılığı yapılacağını söylüyorlar. Buradan şuraya gelebiliriz belki. Türkiye maalesef son 16 sene kimlik üzerine siyaset yapıyor. Ve insanlar bu kimliklerinden dolayı ayrıştırılıyor, yabancılaştırılıyor. Ve bugün birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlar kimliklerinden dolayı birbirlerine hasım hale getirilmeye çalışılıyor. Ama ancak %50'nin altında, hala %50'sini başaramadı. Öbürü de oy çalımıyla elde edilmiş olan bir sonuç. Bu böyle gitmez. Gitmeyecek de, çünkü artık güven ortadan kalktı. Buradan belki ekonomiye gelebiliriz. Şimdi ona geleceğiz. Güven endeksi son 10 küsur yılın en düşük seviyesinde. Ekonomik veriler zaten son 15 yılın, son 16 yılın diye başlıyor bütün yorumlar. Enflasyon işte son 16 yılın en yüksek seviyesi. Dolar keza en yükseklerde ve dolayısıyla Türk lirasındaki erime en alt düzeylerde. Şimdi bunları konuşacağız ama ben İstanbul'dan soru sorduran aslında bir görüntüyle başlamak istiyorum.
O soru haklı olabilir, haksız olabilir bilmiyorum ama yani muhatapları da tenzih ederim şimdiden ama soru sorudur neticede. Efendim bu sabah Esenyurt'ta, İstanbul'da şöyle fabrika 4000 metrekare açık alanda kasa. Palet kasa. Tahtadan ahşap. Üretilen ahşap yani. O fabrikada çıkıyor. Ahşap olduğu için birdenbire tabii alevler alıyor gidiyor. Ve beni alın arkadaşlar, bana gerek yok, sık rastlıyoruz, fikir sağlar. Siyasetçi, işte eski bakan, eski vesaire ama aynı zamanda meslektaş sayılırız. Evet. Bir Gün gazetesinden zaten köşedaşız. Bu soru haksız bir soru mu olur? Yani hayır, bence çok haklı bir soru. Yani ekonominin çöktüğü, özellikle ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek siyasi yönetimin güven vermediği bir ortamda ve doğru çözümler getirmediği bir ortamda bu kadar peşi sıra fabrikaların yanmış olması insanların aklına acaba sigortadan fabrikayı kapatma yerine sigortadan para alarak hayatlarını idame ettirmek düşüncesi mi geliyor? Bu tabii bir sadece bir düşünce, bir iddia olabilir. Ama diğer yandan da ciddi bir şekilde fabrikaların iş güvenliğinin ve özellikle yangın ve benzeri afete karşı güvenliğinin tam olarak sağlanmadığını da gösteriyor. Hı hı, yani hı. 16 yıl bir ülkede kayıtsız, şartsız, fütursuz iktidarda olacaksınız ve özellikle de piyasa ekonomisini destekleyeceksiniz, yandaş besleyeceksiniz. Üretmeyen bir ekonomide eser miktarda da olsa üreten bazı kurumlarınız var, fabrikalarınız var, atölyeleriniz var. Onların güvenliğiyle ilgili herhangi bir şey yapmayacaksınız. İş güvenliği ve iş yeri güvenliği biliyorsunuz özelleştirildi. Evet, tamamen. Belki özelleştirildikten sonra da bu böyle yangınlar çıkıyor. Acaba bunun arkasında ihmaller mi var? Ki ihmaller olduğunu her defasında söyleniyor biliyorsunuz. İşte sosyal güvenlikle ilgili yapılan her çalışmada veya işte, devlete bırakılmış olan insanların güvenliğiyle ilgili her olaydan sonra burada ihmal var dendiğinde çıkıp evet ihmal var, aldatıldık. Böyle olması, bize yanlış bilgi verdiler diyen bir de siyasi otorite var ve bunun karşılığında da hiçbir zaman ceza almayan bir yapı var. Bu da ayrı bir konuşulması gereken konu. Şimdi özellikle ekonomik krizin giderek adım adım yükseldiği, konkordato ilan eden ya da başvuran, bunun için başvuran şirket sayısının artık 4000'e falan varmaya başladığı, kişilerin konkordato ilan edip edemeyeceğini sorduğu bir süreçteyiz. Böyle olunca bazı şeyler, hakikaten olaylar, yangınlar, hatta iflasların bizatihi kendisi soru işaretleriyle karşılanıyor. Ve her ne kadar Erdoğan ve ekonomiye emanet ettiği damadı Berat Albayrak, kriz yok, teğet geçti, işte biz hallettik, düze çıktık, düzeliyoruz dese de hani tam teşbihte hata olmayacak bir durum. Mutfaktaki yangın devam ediyor. Fabrikalardaki yangın hani gerçektir değil de bilmeyiz ama mutfaktaki yangın gerçek. Daha önemlisi şu, bakın, ilaç kara borsada neredeyse. Kanser ilacından sonra, kanser ilaçları, yaşamsal ilaçlar. Düşünün. Ağrı kesici ilaçlar. Ben hep şunu düşünmüşümdür. Hani hangi çağda yaşamak istersiniz diye bazen böyle yarı magazin sorular vardır ya da sohbet konuları. Benim aklımdaki gelen ilk nedir biliyor musunuz? Aman ağrı kesicilerin icat edildiği tarihten sonrası olsun. İnsanlığa en büyük armağanlardan biridir çünkü. Ve düşünün ki ağrı kesici ilaç kara borsada yok. Yok satıyor. Zaten ilaç fiyatları ortada.
Şimdi ekonomik kriz teğet falan geçemiyor. Hatta ve hatta geçenlerde Bülent Eczacıbaşı ki kendisi temkin sözcüğünün karşılığı olarak bilinir biliyorsunuz. Çok az konuşur, çok temkinli konuşur. O bir röportajında dedi ki iş ehline, bilenlere teslim etmeli. Aileden biri diye bilmeyenlerin eline verilirse durum vahim olur dedi. Şimdi doğrudan doğruya adını vermedi. Berat Albayrak tarif etti. Bülent Eczacıbaşı bile artık bunları söylüyorsa ne demek lazım? Şimdi aslında tabii yurtsever insanlar hala var. Hatta çoğunlukta. Ama sessiz bırakılmış, baskı ve korkutularak. Yani şu sessiz çoğunluk dediğimiz. Evet, sessiz çoğunluk. Susuyorlar ama bir gün patlayacaklar. Şimdi baştan şunu söylemek gerekiyor. Teğet geçti lafı doğru bence. Niye teğet geçti? Türkiye'de %1 yani 820 bin kişi ya da 800 bin kişi, 80 milyonsak, 81 milyonsak 810 bin kişi gayri safi milli hasılanın %54'ünü paylaşıyor. 800 milyar dolarlık gayri safi milli hasılanın %54'ü yani 438 milyar dolar. 820 bin kişi yani bir şehir. Bizim Mersin'den, merkez şehirden daha fazla. Beşiktaş'ın nüfusu falan daha fazla bildiğim kadarıyla. Beşiktaş'ın nüfusu mesela. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Geri kalanında %46'sını paylaşıyor. Şimdi geri kalan 80 milyon kişi. Ve bu 80 milyonun en alt %20'si açlık sınırında yaşıyor. Hiç onun bir şeyle ilgisi yok. O pazardan dökülmüş olan domatesle geçiniyor. Günde 2 dolar bile kazanmayan bir noktada. Bunlar iki kesimde ciddi bir şekilde enflasyonla, doların artmasıyla falan hiçbir ilgileri yok. Birinci kesim, en üst kesim dolar arttıkça paralarına para katıyorlar, varlıkları artıyor. Öbürü de yani zaten yaşamı yaşanmayacak bir insan onuruna yakışmayacak bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla o da orada duruyor. Arada orta direkliği, özür dilerim, orta direkliği düşündüğümüz artık kalmayan bir %10'luk, 15'lik kesim var ki nüfusun. Onları etkiliyor. Bu da sabit gelirliler. Sizin benim gibi ücretle yaşayan emekliler filan. Dolayısıyla onları vuruyor. Onların da sesini duymuyorlar. Nasıl olsa bana oy verecek diyorlar. Şimdi, gerçekten de nasıl olsa emekliler oy veriyor. Matematiğin, emeklilere geleceğiz. Matematiğin iflas ettiği bir nokta 1 milyon eşittir 80 milyon evet. Söylediğinize göre. Yani evet. Hani yarı yarıya diyelim 1 milyon hatta daha çok pay oluyor ama hadi yarı yarıya diyelim. Bu ülkede 1 milyon eşittir 80 milyon. 80 milyon kişiyle onlar bir tas çorba içiyorsa 1 milyon o kadar tas çorba içiyor. Ama... Şimdi o 1 milyon da şikayetçi. Hani düne kadar bu doğruydu ama onların da dolarla borçları var. Şimdi, onlar da zorlanıyor. Yani oraya, artık oraya geleceğim. Ha zaten. Oraya gelelim. Yani onlar bile. Onlar dolarla borçlanıyorlar ama aslında bunu biraz evvel söyledim. Yurtsever insanlar bunu dillendiriyor. Dolarla borçlanıp da yeni yetmeler hiç umurlarında değil çünkü hazine garantisi var. Yani siz ben borçlanmış oluyoruz. Biraz evvel söylediğim değmeyen, ekonominin içerisinde yoksul konumda bulunan büyük bir çoğunluk aslında ödeyecek. O hani bizim annemizi çok seven yeni şirket sahipleri var ya onlar için söylenmek gerekiyor. Bu sermayedar, köklü, gerçekten üreten sanayici dediğimiz tırnak içerisinde iş adamı tırnak içerisinde söylediklerimiz kaygılanıyorlar. Çünkü onların hazine garantileri yok. Onlar kendi öz sermayeleriyle borçlanmışlar. Sıkıntı onlarda. Zaten onları da yok etmeye çalışan bir anlayış da var. Düşünün 2000 yılında Türkiye'de Forbes dergisine göre 6 dolar milyarderi içerisinde dünya sıralamasının içerisinde yer alan Türk girişimci vardı. Şimdi 36-40'a çıkmış galiba.
36 ise demek ki 30 tane 16 yılın zengini var. Bu 16 yılın zengini dolar milyarderinin borcu benim borcum, sizin borcunuz, bizi izleyenlerin borcu. Onlar hazine garantisiyle zengin oldular. Tabii o dönüşüm de ayrı bir şey. Hazine garantisi nasıl oluyor? Buradan çıkan kara para, rüşvetten, yolsuzluktan elde edilen para, örneğin Malezya'daki bir bankaya gidiyor. Bankadaki deniyor ki bu parayı sana getiriyoruz. Bu parayı şu faizden Türkiye'deki şu adamlara kredi olarak vereceksiniz. Kredi olarak veriliyor. O adam yol yapıyor, köprü yapıyor. Kredi olarak getirdiği paraya hazine garantisi veriyor. Dolayısıyla yolsuzluk parası aklanıyor, garanti altına alınıyor ve üstelik de aklanıp garanti altına alınmaktan öte bir de çoğalıyor ya. Faizlerle birlikte. Şimdi biraz evvel sözü öyle başladınız. Dediniz ki ekonomi iyi yolda çünkü biz bir dolarla borçlanma tahvil ihraç ettik. Kapış kapış gitti. %7,5. Ve bunu dünyada ölümüne, ikinci sırada. Söylediler. Ama başka bir şey söyleyeyim. Bir sene önce dolarla piyasaya sürülen faiz %5,2 iken 10 yıllığına. 2 iken şimdi 5 yıllığına %7,5. Yani ne kadar borçlandığımızı tefeciye nasıl teslim edildiğimiz. Ne kadar zor durumda olduğumuz dolayısıyla. Evet, yani ekonominin çökmüş bir vaziyette. Bir tek rakam söyleyeyim size. A4 kağıdı %350 zamlanmış. Şu bildiğimiz şu kağıt. Evet, onun için dikkatli kullanın. Ben her tarafına yazıyorum şimdi arkalarını önlerine. Bazen de karıştırıyorum. Çünkü bir top A4 kağıdı aldığım zaman ikinci defa alırken ne kadar alacağımı da bilmiyorum. Okullar açıldı. Yani artık sömestre yaklaşıyoruz da. Arkasından domates salçası %40 zamlandığını görüyorum. Gıdada. Kış geldi, kış. Doğalgaz. Elektrik. Şimdi ben bir rakam, şimdi göreceğiz bir rakam vereyim. Yani arkadaşlar bazen soruyorlar televizyonlarda. Mazota zam geldi, benzine zam geldi, ne yapıyorsunuz? Çok bizim yurttaşımız çok mizahi böyle sevecen. Diyor ki ben hep 50 liralık alıyorum diyor, beni etkilemiyor. Şimdi onun üzerine ben baktım, hep 500 liralık gaz alan bir apartman tam %60 zamlanmış. 300 liraya aldığı 300 küsür metreküp 500 liraya aldığında... Ne kadar sürede %60? Aşağı yukarı 3-4 ay içerisinde. Ha yani öyle 3-5 yıldan söz etmiyorum. Yeni tabii. Bakın şöyle bir şey vereyim, açıklama. Doların ya da dövizin her bir kuruş Türk parasına karşı değer kazanmasında Türkiye 3 milyar TL fakirleşiyor. Ocak ayından bugüne kadar dolar %48 değer kazanmış. Yani biz aşağı yukarı %50 fakirleşmişiz. Gayri safi milli hasılamızın 800 milyar dolar derken bu artık şimdi 400 milyar dolarlara inmiş demektir. Yani durum yolun sonu görünüyor derken ışık olarak görünmüyor. Onu iyi görmemiz lazım. Bunu düzeltmenin yolu önce ekonomiye güven getirmeniz gerekiyor. Sonra arkasından yeni planlarla üretken bir ekonomiyi oluşturmanız İktidar, lazım. Üretmeyen bir ekonomi... Tamam azizim ama şimdi bu hep söyleniyor da ben de hep şunu merak ediyorum. Bu iktidarda hiç akıllı fikirli bir adam yok mu? Nereye gittiklerini bunlar görmüyorlar mı? Yapamıyorlar mı ya da neden yapmıyorlar ama bunları? Bu tercih meselesi. Yani şimdi siz kendi yurttaşınızı sömürmek üzerine... Ve para kazananı paradan para kazandırmak üzerine bir tercih yapmışsanız, sizin söylediğiniz gibi ya akıllı bir adamsınız nasıl olur bunları düşünmüyorsunuz dersiniz. Bugünkü iktidar 16 yıldır bize ne yaptı? Yol yaptı, köprü yaptı, saray yaptı. Bunların hepsi ölü yatırım dediğimiz, üretmeyen, istihdam sağlamayan, sadece yol yapılırken ya da işte bina yapılırken insanları inşaatta çalıştırarak istihdam eden ama sonrası geri dönüşü olmayan yatırımlar. Bu yatırımlar kime para kazandırıyor? Sermaye sahibine para kazandırıyor. Rant sahibine para kazandırıyor.
Dolayısıyla yapılan, geldiğimiz nokta son derece tehlikeli bir nokta. Onu açıkça söylemek gerekiyor. Akıllı insan var mı? Akıllı oldukları için zaten insanları sömürüyorlar. Türkiye'deki bütün iş gücünü sömüren bir tabii, yönetim var. Farklı bir akıl biçimi. Şimdi şöyle bir yorum, değerlendirme var. Deniyor ki bu ittifak her ne kadar yerel yönetimler çerçevesinde olsa da Cumhur İttifakı herkes kendi yoluna evet seçimlerde ama ortak kanaat şu, büyü bozuldu, ittifakta testi çatladı. Yorum, analiz şu, MHP ekonomik krizin ne kadar ağır olduğunu, daha önemlisi ne kadar daha ağırlaşacağını biliyor. Oyların da, AKP'deki oyların da milliyetçi söylemler nedeniyle son zamanlarda giderek yükselen CHP'ye, HDP'ye değil MHP'ye yöneleceği kanaatinde. Dolayısıyla kendince biraz daha fazla oy konsolide edebilmek adına ittifakı bozdu, çatlattı. Katılır mısınız buna? Ben ekonomiden dolayı bozduğu düşüncesinde değilim. Ekonomi belki en son düşünecekleri nokta. Biliyorsunuz MHP'nin bir geleneği var. Sürekli iktidardan yana oynamak, milliyetçiliği kullanarak. Milliyetçi cephe hükümetlerinde 3 milletvekiliyle bakanlıklar aldığı ve o günden bugüne kadar da gölge iktidar olmaya çalışan birisi. Dolayısıyla ekonominin çökmesinden daha ziyade varlığını ciddi bir şekilde korumak için uğraşıyor. Çünkü alternatif var bu sefer MHP'nin, İyi Parti parlamentonun içerisinde. MHP ittifakı bozdu gibi görünüyor ama bozmadı. Bakın dün biraz evvel siz de açılışta. Ona geleceğiz ama. Ekonomi çökerse seçime gidecek. Ve ben yerel seçimlerden hemen sonra yine önümüzdeki yaz aylarında evet, bir seçim olacağını, hatta belki de iki seçimi birden yapılacak bir noktaya gelineceğini düşünüyorum. O nedenle seçime giderken MHP bir ittifak bozma anlayışı içerisine giremez. Zaten yerelde iktidar olmayacak sözlemi var ama biz yine Cumhur İttifakı'nı devam ettireceğiz sözü de her iki taraftan da geliyor. Yasal olarak 31 Mart'ta ya yerel seçimler, yasal olarak erken seçime hemen gitmek mümkün mü? Hayır, 31 Mart'taki seçim yerel seçimler, mahalli idareler seçimi anayasaya göre her 5 yılda bir yapılması gerekiyor. Onun öne alınması mümkün değil. Erken seçim onunla birlikte yapılabilir mi? Vallahi genel seçim. Bugün eğer tek adam rejimindeyiz. Evet. Tek adam rejimi hiçbir şey yapmasa şunu yapabilir. Feshettim. Parlamentoyu ve kendini de. Böyle bir yetkisi var. Tek adam seçime götürme yetkisi var anayasada. Unutuyoruz biz bunları. Tamam ama bunu şimdi erken seçim AKP'nin mi işine gelir, MHP'nin mi işine gelir, kimin işine gelir? AKP, tabii şöyle bakmak lazım. Eğer ülkemiz tam demokrasiyle yönetilmiş ya da demokratik parlamenter sistemi kabul eden, geçmişte olduğu gibi değişmeyen, tek adam rejimine geçmeyen bir ülke olsaydı, hükümetler böyle ekonomik çöküntülerde ya da krizlerde çözüm önerilerini ortaya koyarlar. Çözüm önerileri tutmazsa iki yol denerlerdi. Seçime gidelim, bizim önerilerimize destek veriyorsanız ya da vermeyecekseniz, kimi seçecekseniz onu seçin derlerdi. Bugüne kadar hep öyle oldu. Ekonomik krizler erken seçimleri getirdi. Mesela ben hep erken seçimde milletvekilliği yaptım. Hiçbir zaman süremi tamamlayamadım. Hep çünkü ekonomik krizlerle yaşadık. Doğru. Özellikle ANAP zamanında, Süleyman Demirel zamanında filan. Ama şimdi ya da sopayı gösterir, bugün yapıldığı gibi herkes %10 indirecek. Yani piyasa ekonomisine eğer piyasa ekonomisiyle yönetiliyorsanız herkes %10 indirecek diyemezsiniz.
ekmek parasını ya da etin kilosunu şu rakamdan satacaksınız diyemezsiniz. Yani denetleyecek. Nar koyamazsınız. Koyamazsınız. Koyduğunuz zaman yapmaz adam. Bunu düşürebilmenin başka yolları vardır. Yani daha üretimi arttırmak istersiniz falan filan. Şimdi şu noktayı şimdi bir açıklığa kavuşturmak için bir parantez açmak istiyorum. Erken seçime gidiş Erdoğan'ın inisiyatifinden başka çok zor. Erdoğan da iki seçim anayasaya göre seçildiği için ilk devresini bir yılda heba etmek istemez diye düşünüyorum ben. Hiç önemli değil. Bakın orada bir açık kapı var. Ne İkinci o? Devresinde yine böyle bir erken seçime giderse diyelim ki dördüncü yılın sonunda, 4,5 yılın yılında fesheder bir erken seçime giderse ikinci dönem bitmemiş sayılıyor, üçüncü dönemi geliyor. Anayasa böyle yazıyor. Hmm. Bunu anlattık 16 Nisan'dan önce. Yani o açık kapıları var. Her şeyi düşünmüşler. Her şeyi düşünmüşler. Olabildiğine kalabilir. Ha, kalabilirler mi? Bu ekonomik çöküntü sonrasında kalamazlar. Çok ciddi bir şekilde toplum sessiz ama içten içe kaynıyor. Ben Mersin'den geliyorum. Limon para etmiyor. 50 kuruşa portakalını satmış, siz 3,5 liraya 4 liraya portakal alıyorsunuz. Seraların büyük bir çoğunluğu artık çalışmayacak. Çünkü üretici para kazanamıyor. Gübre 3 misli artmış. Göya 30 Haziran'dan sonra zam yapılmayacak diyor. Satış fiyatı düşüyor ama onun bütün girdileri artıyor. Yani mazota yapılan zam, gübreye yapılan zam, ilaca yapılan zam ve çiftçi artık vazgeçiyor. Ağacını kesiyor, toprağını satıyor. Toprak beton yığınlarının altında kalıyor. Onu şimdi artık şu dönemden sonra da İstanbul'da bir müteahhit arkadaşım var. Diyor ki artık şey de satılmıyor, en iyi yer olan Kadıköy'de artık apartman da satamıyoruz, daire satamıyoruz biz diyor. Dolayısıyla sıkıntı giderek yükselerek gidiyor. Şimdi evet doğrudan ekonomik kriz sebep olmayabilir ama bugünlerde her şey ekonomik krize bağlandığı için, bütün yollar buna çıktığı için belki de hakikaten MHP'nin tavrında bunun etkisi olabilir ama tabii sadece bu değil. MHP tabanını rencide edecek çok şey oldu. Karşılıklı itiş kakış oldu. Bakın ittifak hani tümden mi bozuldu, ne oldu? Soruların cevabı aranıyor ya iki gündür. Vatan Gazetesi'nin Ankara temsilcisi, benim de ATV Haber'de yıllarca birlikte çalıştığım genç meslektaşım Murat Çelik, bir yazı yazdı Vatan Gazetesi'nde. Şimdi gitmiş mecliste AKP ve MHP kulislerine. AKP ve MHP kulisleri mecliste ayrı ayrıdır. Muhalefette sayılıyor çünkü meclis. Orada gitmiş... şimdi milletvekilleri çok açık konuşmuşlar ama ismimizi vermeyin demişler. Hani vardır ya programlarda ismini vermek istemeyen bir izleyici bir şeyler anlatır. Orada da ismini vermek istemeyen bir AKP milletvekili demiş ki böyle dengesiz biriyle, bakın Bahçeli'yi kastediyor, çok bile sürdü ama zaten bir trende biz olmadık demiş. Şimdi Murat Çelik diyor ki baktı ki diyor ben not alıyorum. Aman aman ha sakın yazma bunu demiş. İsminizi vermeyeceğim deyince de ha tamam o zaman yaz demiş. Şimdi böyle dengesiz biriyle demek çünkü çok ağır bir itham. Hani Bahçeli'yi ve MHP grubunu delirtecek bir şey. Peki MHP'liler ne diyor? MHP'liler de onlar da ağır konuşmuşlar. Onlardan ismini vermek istemeyen bir milletvekilinin sözleri de şöyle. Bizi eleştireceklerine İçlerinde, kendi içlerindeki FETÖ'cülere, siyasal İslamcılara baksınlar. Kripto FETÖ'cülere de gizli FETÖ'cüler diyor. Ben kısaltarak verdim. Şimdi böyle bir durum. Ha peki, bunlar kavgada söylenmez ama kuliste söylenir belli ki. Ne kadar yansır? Murat Çelik'in, ben sadece iki tane örnek verdim iki partiden. Çok sayıda milletvekiliyle konuştuktan sonra vardı sonuç şu. Diyor ki, bir gazeteci olarak şu noktaları kayda geçirmem gerek.
Evet, Cumhur İttifakı halen sürüyor ama artık büyü iyiden iyiye bozuldu. Zaten iki taraf açısından da zorlukları olan bu ilişkiyi yürütmek şimdi daha da güçleşti. Şimdi evet sürüyor, nasıl sürüyor büyü bozulsa da bir örnek. Şimdi efendim ekrana bir iki fotoğraf gelecek. Mecliste yaşa takılan emeklilik, daha doğrusu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir tasarı vardı biliyorsunuz. Bu oylandı. İki tur oylama olacaktı. İlkinde görelim arkadaşlar bu fotoğrafı. CHP grubu pek sevindi. Bayağı hani neredeyse şey vardır ya böyle çakçak yaparlar değil mi? Öyledir. Çakçak yaptılar, ayağa kalktılar. Bulamadınız mı arkadaşlar o fotoğrafları? Gelmeyen fotoğrafı bu saatten sonra bulamazsınız. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nden göstereceğim. Şimdi şu fotoğraf, bakın. Şimdi mecliste CHP grubunu gösteriyor bu fotoğraf. Özgür Özel'i görüyorsunuz, iki ellerini zafer gibi havaya kaldırmış. Hani bayağı sevinmişler. Ama ne oldu? Şimdi MHP'nin oylarıyla bu yaşandı. Çünkü 290 milletvekili var AKP'nin. Bakan verdiği için saraya 294'ü 90'a indi. Yani çoğunluk yok. CHP grubu tam kadro gelmiş falan. Böyle bir şey. MHP de desteklediği için AKP'yi orada yenmişler. Sadece bir saat sürdü bu sevinç. Sözcü gazetesinin üstünde görelim şimdi haberi. MHP dahil 3 parti önergeni geçmesi için ilk oylamada destek veriyor, işte İYİ Parti vesaire. Bahçeli buna kızıyor. MHP milletvekili Erhan Usta'yı başkan vekilliğinden alıyor. Sen nasıl bunu yaparsın diye sinirleniyor. Şimdi Bahçeli'yi anlamışlar ama yanlış anlamışlar. Herkes kendi yoluna demiş ama Bahçeli hani bunu da dememiş. Bakın oyunlar, ittifak oyunları. İttifak oyunları böyle oynanıyor. İkinci turda da çekimsel oy kullanıyor. Çekimsel oy kullanıyor ve CHP'nin sevinci kursağında kalıyor. Şimdi iki şey soracağım. Bir, hani ittifak meselesine bir bakmanızı isterim ama esas bu fotoğraf benim biraz itiraf edeyim, içime dokundu. Neden? Şimdi o fotoğrafa bakınca şöyle düşündüm açıkçası. Çok önemli bir adım atıldı. Az önce MHP'li ismini vermek istemeyen milletvekilinin hatırlattığı gibi içerideki kripto FETÖ'cüler ortaya çıkartıldı. İktidar başarısızlığını kabul etti. İktidar hakkında verilen bir önerge MHP'nin desteğiyle kabul edildi. Yani emeklilikte yaşa takılmak küçümsediğim bir şey değil. Ama öyle ağır sorunlar yaşıyoruz ki, bu kadarcık küçük şeylere mi sevinmeye kaldık? Yani anlatabildim mi? Bence sevinç yapılan işlemin sonucu değil. Birlikte hareket edebilmenin sonucu. Ama şunu görmesi gerekiyor bir siyasetçi, hele deneyimli bir siyasetçi. MHP'nin ittifakın bozulması sonrasında AKP'ye bazı işaretler, semboller göndereceğini düşünmek lazım. Nitekim de MHP onu yaptı. Yani bak, Cumhur İttifakı'nda tamam devam ediyoruz ama mecliste biz beraber olursak muhalefette sen yok olursun demeye getiriyor. Hemen geri çekip adım atmasının nedeni de istersen de ben seninle birlikte yola devam edebilirim. Aynı şeyi hatırlayın. Seçim sonrasında bir MHP'li genel başkan yardımcısı bu tabloyu gördüğünden dolayı dedi ki bundan sonra parlamentonun anahtarı biziz.
Bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Arkasından bu lafın sonrasında yine bu laf söyletildi ama arkasından o kişi görevden alındı Bahçeli tarafından. Yani o söyledi, bu kişiseldir demeye getirdi. Ama bunu yapacaktır. Yani biraz evvel de söyledim, MHP'nin böyle bir genetik alışkanlığı vardır. Yani iktidarla birlikte olabilmek. Bu oyunları oynayacaktır. Bir ders verdi. Yani bozduk dedi. Herkes kendi yoluna dendiği zaman işte laflar da ortaya döküldü. Mecliste CHP'nin yanında yer alır gibi olurken birdenbire bir dakika dedi Bahçeli, çekimsel oy kullanınca AKP'nin dediği oldu. Dediği oldu. Üstelik de Bahçeli hiçbir zaman yan yana gelmeyeceğini söylediği HDP ile de birlikte hareket edebileceğini de gösterdi. Şimdi bu enteresan tabii. Sayın Aslan, bir şey söylemek istiyorum. Ülkedeki yolsuzluklar, hırsızlıklar, kötülükler nasıl ortaya çıkar? Kavga, ortakların birbirleriyle kavga ettikten sonra ortaya savurdukları belgelerle, bilgilerle ortaya çıkar. Ben hep Susurluk'ta öyle demiştim. Aslında Mercedes kamyona çarptı ve arabanın içerisindeki bütün belgeler sokağa döküldü. Şimdi aynı şekilde biraz evvel sizin söylediğiniz yazıdaki arkadaşımızın, kimse o arkadaşımızın yazdığı yazıdaki isimsiz açıklamalar bozuştuktan sonraki gerçekten buralarına kadar gelmiş olan insanların ortaya döktükleri bilgiler. Daha çok şeyler söylenebilir. Ama o söylenmesini engelleyecek hareketler de yapılacaktır. Tersi olduğu zaman benzeri daha fazla şeyler söylenecektir oradan bilgiler. Ve biz bunlarla göreceğiz. Benim aslında size teşekkür etmek istiyorum. Altını çizerek bu tip olayları toplumun gözünün önüne seriyorsunuz. Bir havuz medyası var. Orada bunların hiçbirini göremiyoruz. Onların hiçbirini duyamıyoruz. Duyamadığımız için de toplum yeni tabirle gerçek ötesi diye anlandırılan farklı bir dünyada yaşıyor. Yani açız, yoksuluz, aldığımız para asgari ücret 1600 lira ama kendi TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre bir bekar işçinin 2020 lira kazanması gerekiyor hayatını idame ettirmesi için. Bunların çorba azaldı, yemek azaldı ama biz dizilerle kandırılan bir Türkiye'deyiz. Bu arada, hayatından çok memnun olan bir Türkiye'deyiz. Erdoğan'a ve adamlarına %26 zam. Neden? Sanki bir de ihtiyaçları varmış gibi, ya delir insan hakikaten. Yani şimdi ben bir olayı anlatmak istiyorum. Mersin'de bir yerde bir amcam, hacı amcam. Ya dedi, bu saraydan çok bahsediyorsunuz. Ne var dedi, Türkiye saray yapamayacak kadar fakir mi? Ben de dedim ki amca tamam, söylediğin doğru da biz saray yapalım. Türkiye zengin ama Türkiye'nin zenginliği senin evinde başlıyor. Sen evini yaptın mı, tamir ettirdin mi? Yo dedi. Yeni bir dedim takım aldın mı, koltuk takımı? Yo dedi. Hanıma bulaşık makinesi aldın mı? Yok dedi. Oğlan gelecek askerden, var mı gelecek? Ona ev yaptırabiliyor musun? Hayır. O zaman sen saray yaptıramıyorsan bu saray niye? Ona bakıp alınacak mısın? Türkiye böyle avutuluyor. Yani bir ciddi bombardıman var ve bu bombardımana karşı durmak lazım. Karşı duracak olanlar da bunu anlatacak olan cesaretli insanlar. Sol diyebilecek, sosyal demokratım diyebilecek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkacak insanlar bunları yapması gerekiyor. Onlar da yapmıyorlar. Yapmayınca durum başka bir yere giriyor. Yani siz başka partilerden, başka anlayışlardan, ideolojilerden insanları taşırsanız ve onlarla karşısına giderseniz farklı bir şey yapamazsınız. Değiştirmek lazım bazı şeyleri. Ben iddianın umut getirdiğini düşünüyorum. İddialı olursanız umutlu verirsiniz. Umut olursa iktidar olursunuz. Peki tam da Cumhuriyet'ten söz etmişken Cumhuriyet haftasındayız. Evet. Ve ben bu hafta Cumhuriyet yok olmadan ne yapabiliriz konuşmak istedim. Dersimiz Cumhuriyet diye hafta başından beri programa başlıyorum. Ve hani... Ya filan gün gelin de Fikri Sağlar konuşalım diye değil. Fikri Sağlar'ın bu ülkede söyleyecek sözü olduğunu bildiğim için davet ettim. Şimdi bir girelim. Bir
bitmesine de az kaldı ama Cumhuriyeti korumak, Cumhuriyet yok olmadan bir şeyler yapmak meselesinde. Evet, medya malum, havuz medyası, bir avuç yer kaldı medyada, Halk TV başta olmak üzere. Peki, ama siyasi önderlik olmazsa mücadele olabilir mi? Siyasi önderlik demişken CHP bunu yapabilir mi? Yapabiliyor mu, yapabilir mi? Siyasi önderlik olmadan toplumsal muhalefetin alanlara çıkıp iktidarı ele geçirmesi zorlaşıyor. Ama yapamaz diye bir şey söz konusu değil. Örneğin İngiltere'de Corbyn'ın ortaya koyduğu Momentum hareketinde biliyorsunuz siviller ve partinin dışındaki olan insanlar devreye girdiler. Onlar sosyal medyayı iyi kullandılar, sokak sokak dolaştılar, evlere girdiler, insanlara dokundular. İnsanlara dokunmak, elini sıkmak demek değil. Ben çok çalışıyorum. Uçağa biniyorsunuz, toplanmış bir kalabalığın önüne gidip konuşuyorsunuz, sonra geliyorsunuz. Bu çalışmak değil. Çalışacak olan insan üreten, yeni düşünceler ortaya koyan ve bu düşünceleri duygularıyla birlikte insanlara geçirendir. İddialı olmak bu demektir. İddianız, biraz evvel söylediğim gibi, umut getirir. O umut da sizi iktidara taşır. Ben bunu yapacağım, ben iktidar olacağım, ben cumhuriyeti kurtaracağım. Cumhuriyetin kurucularının, kurucu unsurlarının ortaya koyduğu ilkeleri daha da geliştireceğim, çağdaş bir ülke haline geleceğim iddianız olması lazım. Bunu da duygusuz bir ifadeyle söylediğiniz zaman insanlar bunu anlamazlar. Buna inanarak söylemeniz gerekiyor. Ben bu nedenle ciddi bir şekilde cumhuriyetin içinde bulunduğu bu durumdan çıkabileceğini, toplumsal muhalefete siyasetin önderlik yapması gerektiğini ama yapamıyorsa kendi önderini bulabileceğini de düşünen bir insanım. Bu nedenle ben Mersin'de şöyle bir şey başlattım. Yani bu seçim dolayısıyla biraz evvel söylediğiniz sizin sıfatınız ne? Benim mazim çok önemli. Kendim bunu anlatmama gerek yok. Siz de biliyorsunuz. Ama şunu söylemek lazım. Artık bundan sonra ne yapacağız? Halk inisiyatifini, halkın düşüncelerini ve halkın örgütlenmesini, halkın örgütüyle birlikte siyasi partilerin yürüyebilmesini sağlayacak yeni yapılar, yeni siyaset yapma biçimi ortaya koymanız gerekiyor. Bunu koyamazsanız başarılı olamazsınız. Biz şimdi yerel seçimlerle ilgili Mersin'de şöyle bir şey yaptık. Herkes işte ben Mersin'in amcasıyım, arkadaşıyım, abisiyim, benden daha iyi hizmet eder filan gibi billboardlarla kendilerini tanıtmaya çalıştılar. Arkadaşlarım ayıramayacağım değerdeki olan insanlar Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi. Biz öyle demedik. Dedik ki biz bırakın Mersin'de yaşayanlar kararını versinler. Yani ön seçim. Yani ön seçim. Yani adayını kendi belirsin. Yani partisini kendisi belirsin. Burada bir mola veriyoruz. Döneceğiz. Çünkü 105 yerde CHP adayını belirledi. Bunlar ifade öyle, ben de öyle tekrarlayayım. CHP'nin daha önce pek varlık gösteremediği yerler. Üçte biri de mevcut belediye başkanları. Evet, ama esas tabii önemli olan aralarında evet Mersin'in de olduğu belediyeler, büyükşehir belediyeleri. İstanbul örneğin çok kritik, yani alınabilir. Hele MHP ile yollar ayrıldıysa. Bu arada bir Melih Gökçek faktörü çıktı ortaya, onu da soracağım. Ama bütün bunları, bir de Kaşıkçı olayında çok enteresan hem soruları hem de Suudi Arabistan'daki çok ilginç görüntüleri paylaşacağım sizlerle. Görüşelim efendim. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam.